Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Fen bilimleri videolarımıza bu sefer konu tekrarıyla devam ediyoruz. Evet, ışığın madde ile etkileşimi ile alakalı soru çözümü şeklinde bir konu tekrar yapacağız. Sorular üzerinden daha güzel olur hocam ya. Evet. Hadi hemen başlayalım, buyurun. Çocuklar, ilk sorumuz siyah, mavi ve beyaz renklerle boyanan özdeş cam bardaklara aynı miktarda ve sıcaklıkta sular koyularak güneşe bırakılmış. Bardaklar içindeki suların tamamının buharlaşması için geçen süreleri K, L ve M arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Biz bunu konuyu anlatırken şu şekilde anlatmıştık. Demiştik ki koyu renkliler ışığı daha çok soğurur. Bundan dolayı sıcaklık değişimi daha fazla olur. Daha çok emer yani, evet. Hocam. Beyaz renklerde ya da açık renkler için tam tersi, çoğunu yansıtır, az bir şey ışığı soğurur. Bundan dolayı daha az sıcaklık değişimi olur. Yani enerjiyi daha çok alan koyu renklerdir. Enerjiyi, ışık enerjisini daha az alanda beyaz renkler. Hatta bunu şöyle demiştik. Kışın daha çok koyu renkli elbiseler tercih etmemiz, yazın açık renkli elbiseler tercih etmemiz buna bir örnek olarak verilebiliyordu. O zaman buradan üçünden hangisi daha çok sıcaklığı, enerjiyi alacak diyorduk. Daha çok siyah. Bundan dolayı siyahtaki buharlaşma daha fazla olur. Daha hızlı olur. Evet, daha hızlı olur. Daha çabuk ısındığı için. Evet. Yani içindeki suyun tamamen buharlaşması için en kısa süre siyah verilir. En kısa süre. Mavi ikisinin arasında bir değer olacaktır. En uzun sürede, en geç tamamen buharlaşma ise beyaz, yani açık renkte olur. O zaman süreyi dediği için, bize süreleri kıyaslayın dediği için en uzun süre en büyük olacak. Yani M en uzun sürede olduğu için en büyük. Sonra L ortada zaten. K ise en kısa sürede buharlaşacak. Çünkü güneşi en fazla, hemen, evet. Sıcaklığı en çabuk artan o oluyor. Mesela örnek diyelim, burası 2 dakikada hemen buharlaşacakken bu 10 dakikada buharlaşacak gibi düşünebiliriz. Bundan dolayı cevabımız deniz. Bu şekilde ilk sorumuzu cevaplamış oluyoruz çocuklar. Geldik ikinci soruya. Kemal'e öğretmeni üzerindeki bazı kıyafetlerin rengini mavi, kırmızı ve yeşil ışıkta nasıl göreceğini tablo yaparak doldurmasını istiyor. Mesela mavi çantasını mavi, kırmızı ve yeşil ışıkta nasıl görülür? Beyaz ayakkabısı mavi, kırmızı ve yeşil ışıkta nasıl gözükür? Kırmızı kitabı mavi, kırmızı ve yeşil ışıkta nasıl görülür diye bir tablo doldurmasını istiyor. Bu tabloda hangisinde hata yapmıştır diyor. Çocuklar, biz önce bir tablodaki hatayı bulalım. Ondan sonra şıkkımızı rahatlıkla çözebiliriz. Evet. Şimdi mavi çanta. Çocuklar, mavi çanta, biliyorsunuz ki mavi renk, mavi ışık altında mavi gözükür. Çünkü aynı ışınlar birbirini yansıtır. Farklı ışıklar, renkler birbirini soğurur. Aynı renkler birbirini yansıttığı için biz mavi çanta yine mavi görürüz. Mavi çantaya kırmızı ışık gönderirsek farklı renkler birbirini soğururdu. Bundan dolayı ışığı yansıtmaz ve gözümüze ışın gelmezdi. Ve biz çantayı siyah görürdük. Bu da doğru. Yeşil ışık mavi çantada yine siyah, farklı renk olduğu için. Bu da doğru. Geldik beyaz ayakkabıya. Çocuklar, beyazın içinde tüm renkler var. Bundan dolayı mavi ışık gönderildiğinde beyazın içinde mavi ışık olduğu için maviyi yansıtır. Yani beyazı hangi rengi tutarsanız aslında onu görebiliriz diye. Evet, kesinlikle. Ondan dolayı mavi ışık gönderdiğinde maviyi yansıtır. Beyaz gözükmez, mavi gözükür. Kırmızı ışıkta kırmızı gözükür, yeşil ışıkta yeşil gözükür. Yani biz beyaz rengi, hangi hocamızın dediği gibi hangi rengi ışığı gönderirsek cisim o renkte gözükür. Kırmızı kitap mavi ışıkta farklı renk olduğu için siyah. Doğru. Kırmızı kitaba kırmızı ışık gönderirsek kırmızı kırmızı yansıtır. Doğru. Kırmızı kitaba yeşil ışığı gönderirsek siyah gözükür çünkü yansıtmaz. Şöyle toparlamak gerekirse hocam, aynı renk ışığı aynı maddeye gönderdiğimiz zaman aynı renginde görünür. Farklı bir renk gönderdiğimiz zaman siyah görünür. Evet, ışık gözümüze gelmediği için siyah gözükür. Ama beyaza hangi rengi gönderirsek o renkte gözükür. Kesinlikle, evet. Hocam, doğru söylüyorsunuz. O zaman burada yanlış olan beyaz ayakkabıya mavi ışık gönderilmesi. Şıklara bakalım. Beyaz ayakkabı, ayakkabının kırmızı ışıkta görüntülmesi. Orada sıkıntı yoktu. Kırmızı gözüküyordu. Ama ayakkabı mavi ışıkta beyaz demişti. Mavi ışıkta mavi gözükmesi gerekiyordu. Bundan dolayı hata yapılmış olan şık C şıkkı. C şıkkı, evet. Üçüncü sorumuza geldik çocuklar. Çukur aynayla ilgili görüntüler verilmiş. Bununla ilgili hangisi yanlış bir yorumdur diyor. Çocuklar, şurada görüntüyü görüyor musunuz? Görüntü ters. Çok ilginç. Cismi aynaya yaklaştırdığımızda aynı çukur aynada görüntü bu sefer düz ve büyük.
Yani çukur ayna görüntüyü ya ters gösteriyor ya da düz ve büyük gösteriyor. Şimdi A şıkkından başlayalım. Çukur aynada cisimde ayrıntılı görüntü elde edebilir. Neden? Çünkü büyük görüntü elde edebiliyoruz. Evet. Bundan dolayı ayrıntı elde edebiliriz. Çukur aynadaki görüntü özelliği cismin bulunduğu yere göre farklı göstermez. Aksine gösterir. Çünkü yakınlaştırdığı evet. zaman ne yapıyordu? Düz gösteriyordu. O zaman evet. Uzaklaştırdığında da ters gösteriyor. Ters gözüküyordu. Bu kalsın o zaman. Çukur aynada cismin boyundan daha büyük görüntü elde edebiliriz. Evet, şu görüntüyü görüyorsunuz. Düz ve büyük. Kesinlikle doğru. D şıkkına bakalım. Çukur aynada cisimlerin ters görüntü elde edebiliriz. İlk görüntüyü görüyoruz zaten. Bu da doğru. Arkadaşlar, çukur aynada görüntünün özelliği cismin bulunduğu yere göre farklılık gösteriyor. Yakınlaştığında düz ve büyük, uzaklaştığında ters görüntü elde edebiliriz. Ama göstermez demiş. Hayır çocuklar, gösterir. Cevabımız Bursa. Güzel bir soru. Geldik dördüncü sorumuza. Su dolu bir bardağın içine koyduğumuz kalemin sanki kırıkmış gibi görüyoruz. Evet. Bunun nedeni farklı ortamlardan çocuklar ışın geçince kırılması. Yani doğrultusunu değiştirmesi. En iyi açıklayan doğrultuyu değiştirme şıkkı olacak. Işık su ortamında çok hızlı hareket etti. Kesinlikle değil. Suya giren ışık renklere ayrıldı. Burada bir renklere ayrılma durumu yok. Kırılmanın bununla alakası da yok. Bardak ışığı yansıttığı için hayır çocuklar, bu kırılma olayıdır. Işık ışınları havadan suya, yani az yoğundan çok yoğuna ya da sudan havaya çok yoğundan az yoğuna geçerken kırıldığı için. Evet çocuklar. Işık az yoğundan çok yoğuna ya da çok yoğundan az yoğuna geçerken doğrultusunu değiştirerek gelir. Böylece biz cisimleri kırıkmış gibi görürüz. Evet. Cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuza geldik. Bir elma mercekle bakıldığında görüntüsü şekildeki gibi oluyor. Düz ve küçük. Bu mercekle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Çocuklar, bu mercek bir defa hem ışığı dağıtıyor hem de kenarlarına bakın, kenarları ortasına göre kalın. O zaman nasıl bir mercektir? Kalın kenarlı bir mercektir. Kenarlı mercek. Bunu iki şekilde anlıyorduk, bir daha söylüyorum. Bir, ışığı dağıtmasından. İkincisi de kenarları ortasına göre kalın olduğundan dolayı, zaten ismi de buradan geliyor. Kalın kenarlı mercek diyoruz. Mercek ince kenarlıdır. Hayır. Merceğe paralel gelen ışınları odak noktasında toplar. İnce kenarlı merceğin özelliği bu. Tam tersi dağıtır. Merceğe yakınsak, ince kenarlı merceğin ismi yakınsak, yine bu olmuyor. Kalın kenarlı merceğin ismi de ıraksakta hatırlıyoruz. Kenarlı dediği için bu da yanlış. Geldik, bu mercek ışığı dağıtıyor. Evet, kesinlikle gelen ışığı dağıtan kalın kenarlı mercektir. Cevabımız D. P, R, T ve S ortamında ışığın aldığı yol aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Çocuklar, bu tarz soruları çok görürsünüz. Bunun için mutlaka şık şık gideceksiniz. Yani görüntü yoğunluklarını kıyaslayıp sonra bütün yoğunlukları birbiriyle toparlayacaksınız. Yani nasıl mı oluyor? Hemen bakalım. Biz ne demiştik? Burada eğer gelen ışın normalden uzaklaşıyorsa çoktan aza gider. Çoktan aza gider. Yani bu çok yoğundur, bu az yoğundur. Hemen bunları da yapayım. Az yoğundan çok yoğuna giderken de normale ne olur? Yaklaşır. Burada nasıl normalden uzaklaşırsa, burada da normale yaklaşıyor. O normal zaman, şu yukarıdan aşağı ineni düşünün. Evet. Hayali çizgi. Kesinlikle. Bakın, burada da yine normalden uzaklaşıyor. Normalden uzaklaşıyorsa ne demiştik? Çoktan aza gidiyor. O zaman arkadaşlar, burada yoğunluğu kıyasladığımızda normalden uzaklaştığı için T büyüktür R. Burada çok yoğun P T'den büyüktür. Çünkü normale yaklaşıyor. P büyüktür T. Son olarak da burada da çoktan aza gittiği için S de P'den büyüktür. Yani dikkat edin, S P'den büyük, P ise T'den büyük, T ise R'den büyük. Yani ne yaptım? Yoğunlukları parça parça kıyasladım, sonra birbiriyle ilişkisini buldum. S P'den büyük ama P de T'den büyük. T ise R'den büyük. Kıyasladığımda en büyüğü S, sonra P, sonra T, sonra da R ortamıdır. Ve cevabımız da bu şıktır. D şıkkı oluyor. S P T R A'da galiba hocam. Bir dakika, pardon. Evreyi karıştırmayalım. Evet, çok birbirine benziyor. Cevabımız o zaman Adana, pardon çocuklar. En yoğunu S, sonra P, sonra T, sonra R şeklinde A şıkkı oluyor. Güzel. Böyle soru kaçırıyoruz işte.
Sınavlar. Bütün anlat soruyu en son gözümüzden kaçsın. Çocuklar da öyle yapıyor. Yazıyorlar cevabı. Ben ara sıra denemeleri inceliyorum çocuklara. Yazıyorlar cevabı bulmuşlar. Şıkkı hemen çözeyim geçeyim diye işaretliyorlar yanlış şık işaret. Evet. Doğru cevap yanlış şık. Olabiliyor hocam. Nisanlar, evet. Çocuklar K, L, M ve N merceklerine gönderilen paralel ışınların kırıldıktan sonra izledikleri yollardan hangileri doğrudur? Şimdi ben merceklerin isimlerini vermem gerekiyor. Bakın kenarları ince. İnce kenarlı. Evet bu ince kenarlı mercek. Kalın kenarlı. Kesinlikle kalın. Yine ince. Yine kalın. Ve biz ne demiştik? İnce kenarlar paralel gelen ışınları ortada toplar. Evet toplar. Bu da hatta odak noktasıydı. O zaman bu doğru. Kalın kenarlı mercek ise ışığı yastır, ne yapıyor? Dağıtır. Dağıtıyor. Yani toplamıyor. Uzantıları bir noktadan geçiyordu. Yanlış. İnce kenarlı mercek burada dağıtıyor. Tam tersine yapması gerekiyordu. Toplaması gerekiyordu. Yanlış. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtıyor. Doğru. Bir noktadan uzantıları bir noktadan geçiyor. Doğru. Bizden doğruyu istediği için cevabımız K ve N. Şimdi doğruyu işaretleyelim burada. Evet. Cevabımız Ceyhan oluyor. Şahanesiniz. Bravo. Evet bu sefer doğru işaretledim. Geldik öğretmen öğrencilerine bazı cümleler söyleyerek bu cümlelerin doğru olması halinde de yanlış olması halinde Y şeklinde boşluklara yazmamızı istiyor. Bu sonra da doğru şekilde cevap nasıl sıralandığını soracak bize. Hemen başlayalım. Bir cisim üzerine düştüğü ışığın hepsini yansıtıyorsa beyaz görülür. Yani gönderilen ışının tamamı yansıyorsa beyaz görülür. Doğru. Doğru. Eğer hiçbirini yansıtmıyorsa hepsini soğuruyorsa gözümüze bir ışık gelmediği için siyah. O cisim siyah görülür. Bu da doğru. Bir cisim üzerine ışık düşünde kendi rengindeki ışığı yansıtır diğerlerini soğurur. Kesinlikle. Kırmızı yansıtmıştık. Evet görülmüştü. Evet. Mesela örnek vereyim. Kırmızı bir zemine beyaz ışık gönderdiğinde kendi rengini soğuruyor. Diğerlerini diğer renkleri soğuruyor. Kendi rengini de yansıtıyor. Bu da doğru. Bir cisim üzerinde ışık düştüğünde kendi rengindeki ışığı soğurur ve soğurduğu ışık renginde görülür. Hayır çocuklar tam tersi. Kendi rengindeki ışığı yansıtır. Hangilerini soruyordu? Farklı renkleri soğuruyordu. Soğurduğu ışığın renginde görülür. Hayır çocuklar yansıttığı ışığın renginde görülür. Cevabımız doğru doğru. 3 tane doğru 1 tane yanlış olacak. Yani Adana. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş oluyoruz. Geçelim. 9. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tümsek aynalarda görüntü düz oluşur. Evet. Çukur aynalarda ters görüntü oluşabilirdi. Evet. Geçelim. Çukur aynalarda görüntü düz olurdu ama büyük olurdu. Düz aynalarda görüntü her zaman düz ve boyu cismin boyuna eşittir. Evet. Düz aynalarda görüntü düz. Her zaman cisimle aynı boydadır. Çukur aynalarda görüntü cismin bulunduğu yere göre düz küçük olabilir. Düz arkadaşlar, büyük olur ya da ters küçük olur. Evet tersi küçük veya büyük olabiliyor ama görüntü düzse kesinlikle büyük olmak zorunda. Arabaların yan dikiz aynalarda tümsek ayna kullanılır. Evet daha büyük ben bir alan gözükmesi için. Cevabımız C. Burada görüntü düz küçük değil düz büyük olmalıydı. Geçtik son sorumuza çocuklar. P ve R ortamı arasında hareket eden bir ışık ışınları verilmiş. Bu arada çocuklar gelen ışın kırılarak normale ne olmuş? Yaklaşmış. Yaklaştıktan sonra biz ne diyoruz? Eğer kırılan ışın normale yaklaşıyorsa nereden nereye gidiyordur? Az yoğundan çok yoğuna. Çok yoğuna. Şimdi P ortamı R ortamından daha yoğundur. Hayır. Kesinlikle yanlış. Tam tersi. Daha az yoğundur. Az yoğundur olacak. Gelme açısı 70 derece. Evet. Gelen ışınla yüzeyin normal arasındaki açıya gelme açısı diyoruz 70 derece. Kırılma açısına da ne diyorduk? Kırılan ışınla yüzeyin normali arasındaki şu açıya evet 30 derece kırılma açısı diyoruz. Doğru. Bu doğru. Işık ışını R ortamına geçince sürati azalır. Arkadaşlar şunu her zaman tekrarlıyorum. Az yoğun ortamda ışık daha hızlı gider. Çok yoğun ortamda ışığın hızı azalır. Doğru. Hatta ışık en hızlı yani maddenin olmadığı boşluktadır. En yoğun oldu, en hızlı oldu. Bundan dolayı R ortamına geçince ışık sürati azalır. Çünkü çok yoğun ortama geçer. Bu yorumu da yapabiliriz. Evet, bu yorumu da yapabiliriz. Ve böylece C şıkkını işaretleyip konu tekrar soru çözümlerimizi bitirmiş oluyoruz.